Selam herkese, Erşah Kahraman İngiltere'den bildiriyor. Bugün daha önce hiç yapmadığım bir böyle video formatı, format kelimesini desem neyse işte bir şey yapacağım. Hadi gel. Geçtiğimiz hafta Instagram'da bir paylaşım yaptım. Paylaşımda şunu söylüyordum. Bu haftaki videoyu beraber yapıyoruz. Ne yapacağız? Sizlerden kelime istiyorum. Bakınız cümle değil kelime. Yalnızca kelime istiyorum. O kelimelerden seçkiler yaparak onlar hakkında bir video çekmek istiyorum. O videoya cevaplar geldi. Bakın bakmamaya çalışıyorum. Bakmamaya çalıştığım için çünkü gerçekten hiç okumadım. Gelip gelmediğine bakmıştım sadece. Buna bir tane de formül buldum. Şimdi bilgisayarın başına geçeceğim. Bir numaratör bulacağım. İşte kaç tane mesaj geldiğine Gamze'den rica edeceğim. Kaç tane mesaj geldiğine baksın. Oradan bir otomatik bir seçim yaptıracağım. Hadi gelin bilgisayara geçeyim. Karıcığım nasıl gidiyor Covid? İşte ne olsun? Babacığım merhaba diyecek misin yavrum? Merhaba de hemen. Merhaba. Süper. Şimdi bak ben kelimeleri okumadım. Yukarıdan aşağıdan yukarı doğru toplamda kaç tane olduğunu bana bulur musun lütfen? Ne yapıyorsun şu anda? Saymıyor ki. Ha burası en aşağısı mıydı? Evet. Pardon. 5222 galiba çünkü. 68. 96, bir dakika ya bak vallahi 96. 100 olmuş herhalde. 96. 2 daha 98 olsa gerek. 100. Daha dur ya, daha var bir de. Bana bak bu çoksa ben sayamam ha. 78, 80, 180 tane var aşağı. Vay be. 180 tane cevap gelmiş. Ve 20 tane numarayı seçtiriyorum. Numaralar seçildi. 44. Hazır mısın bebeğim? Ben hazırım, sen hazır mısın? Tamam işte kağıtları kes koy bakalım hadi. Kesiyorum. Hop şurada bizim bavulumuz olacak. Ne yapıyorsun karıcığım şu anda? Kağıtlar bende. Sen de video çeksene benimle uğraş yani ya. İnsanlar yıllardır video bekliyorlar ama ya. Ama karantinadayız ya. Ya görüşürüz teşekkürler. Evet hadi bakalım başlıyoruz. Bu da canlı yayın yaptım. Oğlanın odası. Ne yapayım ya? Bizde de durumlar böyle. Her yer şu anda var ya darmadağınık bu. Virüs işi mahvetti bizi. O yüzden burada yapıyoruz bugün. Her bir kelime için 30 saniyem var. Kuruyorum saati. 30 saniyede bir yeni kelimeye geçeceğim. Bu hıza bakalım ayak uydurabilecek miyim? Hiç böyle yani kelimeler başladıktan sonra kesme, kırpma falan yapmayı düşünmüyorum. Sebebi şu. Acaba böyle kelimeyi gördüğüm zaman bir anda ne kadar konuşabiliyorum onu göreceğim. Ay! Hadi bakalım başlayalım. Dur bir dakika. Kelimeyi alıyorum, açıyorum. Ondan sonra 30 saniyeyi başlatıyorum. Başladık. İlk kelimem çok heyecanlıyım. Asiye, nehir. Nehirler şeydir, su birikintileri mesela nehirlerde. Nehirler su birikintileridir. Akışkandır böyle nehir. Hatta nehirle alakalı, nehir deyince benim aklıma gelenlerden bir tanesi kim? Nehir Erdoğan. Nereden de aklıma geldi bilmiyorum. Çok da beğenmediğim de bir oyuncudur gerçekten özür diliyorum. Yani beni seyrediyorsa ki zannetmiyorum beni seyrettiğini. Nehir böyle, bir de nehir söyleşi vardır. Bak, nehir söyleşi çok güzeldir. Nehir söyleşiye de bayılırım. Nehirle alakalı başka, bilmem bu kadar konuşabildim. Çok acayip. Bitti. Ay oğlum ne kadar zor. Ay stop. İkinciye geçtim. Kim? O kuzenim göndermiş. Neriman Varsat. Yalnızlık. Başladım. Yalnızlık ömür boyu bir kere onu söyleyeyim yani. Yalnızlık ömür boyu. Yalnızlık benim için güzel bir şey ya. Bilmiyorum sizin düşünceniz ne ama yani yalnızlık bence şey... İyi ya. Mesela bazı insanlar hiç anlamıyorum. Yalnız kaldıkları zaman sıkılıyorlar. Abi yalnız kaldığında sıkılan veya devamlı birileriyle görüşmek isteyen insan bence kişisel olarak düşüneceğim kendini sevmiyordur. Bence yalnızlık güzeldir ya. Yani yalnızlık, ferahlık aynı zamanda no ses yani sıfır ses hiçbir şey yok falan. Sıkıntı yok, dert yok çünkü hoppa bitti. Yeni kelime. İdris Edibelli galiba o yazmış. Hayat. Başlıyorum. Hayatla alakalı abi tonlarca şey söyleyebilirsin de hayat bir kere hayat deyince ilk aklıma gelen şeyin hayat su olması neresinden baksanız suyu sevmemden kaynaklanıyor olabilir. Hayat ucu bucağı olmayan bir şey bence. Ya ölümle biteceğini düşünmediğim bir şey açıkçası onu da söyleyeyim yani ondan sonra yok efendim sen şuna inanmıyor musun buna inanmıyor musun demeyin ama yani hayat bir kere yaşanan ama yaşandıktan sonra da bir şekilde devam edecek olan şey bence. Elinizde bir tane hayatınız var kıymetini bilin. Doğru düzgün yaşayın bak beni çıldırtmayın. 30 saniye çok az ya. İsmet Başar. Sıkma, yemek olan. Ya şimdi bir şey söyleyeceğim. Öbür türlü sıkmadan bahsetseydik daha iyiydi. Sıkma, yemek olan sıkmayı, yemek olan sıkma. Bak bilmediğim bir şeyi sallıyorum. Sıkmayı ben daha önce duydum ama sıkma bana göre mesela şöyle hayal ediyorum. Hamur var. Hamurdan böyle bir şey sıkıyorsun. Böyle alttan düşüyor. Onu yağa atıyorsun. Ama onun ismi lokma, tatlı oluyor. Tatlı yapmazsan sıkma oluyor olabilir ama sıkma öyle bir şey değil bildiğim kadarıyla. Yanlış biliyorsam da biliyorumdur çünkü sıkma ne oğlum? Sıkma hiç yemedim hayatımda ya. Şey tantuniye benzer bir şey miydi? Sıkma, sıkmayı şuraya koyayım bari. Bitti. Ahmet 1. Alaylı. Şimdi bu Alaylı ile alakalı 30 saniye bana yetmez güzel kardeşlerim. Bu kardeşiniz tiyatroyu yaptı biliyorsunuzdur. Ben hep alaylıydım. Her zaman da alayı savundum. Eğitimlilere alakalı hani eğitimliler şöyledir falan gibi değil ama alaylı olmanın her zaman gerekli olduğunu düşünüyorum. Bir şeyin eğitimini aldıktan sonra onun bir de alayından olursan, alaylısı olursan ya %100 başarıyı sağlarsın. Alaylı demek ne demek abi? Bilen birisinin yanında yetişmek demek. Ben alaylılığı her zaman destekliyorum. Hangi işi yapıyorsanız yapın muhakkak yani birisinin alayında olun. Bitti. Alaylı olmak güzeldir. Bir lokma çay içmeyelim mi? Oh sıcakmış. Devam. Devam ki. Pretty Little Po. Kritik. İşte kritik bir kere önemli. Yani ha, kritik çok önemli. Yapmamız gerekiyor. Çok kritik bir durum söz konusu. Ama bir de şey var. Kritik yani bir şey hakkında konuşmak. Yani onun kritiğini yapmak. Abi bu yemek güzeldi ama yemeğin içerisindeki tarçın biraz fazla kaçmış. Yemekte tarçının ne işi var zaten de. Yani kritik yapmak. Çok kritik anlar. Kritik yapmak bir de kritik pozisyon. Bak acayip hemen aklıma geldi. Çok kritik bir pozisyon ve kaleci Simoviç bunu yakaladı. Mesela çocukluğundan bunlar hep laflar ya. Kritik pozisyonu Simoviç'in yakalaması. Simoviç tanıyanlar aşağı yazsınlar. Ahmet Otun güçlü. Güç ne abi? Güç ne ki güçlü ne olsun diye başlamak lazım aslında. Güçlü olanın şu anki dünyada 2020 dünyasında güçlü olan parası olan, kudreti olan anlamına geliyor ama güçten kastımız bir şey üretebilme ise mesela bu hani virüs zamanında bunu anladık ki güçlü olmak bir şeyi üretebilmekle alakalı. Yani güçlü olmak bir şeye yaratabilmekle alakalı. Olmayan bir şeyi ortaya çıkartmakla alakalı. Yani şu dönem bize çok güzel bir şey öğretti aslında. Güçlü olmak istiyorsanız, güçlü kelimesi sizde olsun istiyorsanız bir şeyler üretebiliyor olmanız lazım. Tamam ulan 2 saniye geçtik ne var? Bartu Atalay. Kalem. Bir kere kılıçtan keskindir. Net yani kalem kılıçtan keskindir. İlk aklıma gelen şeye bak. Kalem güzel bir şey ya. Bizim mesela çocukluk zamanımızda şey vardı. Kalem tıraş tane açmak vardı. Kurşun kalemi çok kullanıyorduk. Şimdi mesela ben çok uzun zamandır kurşun kalemi bir tek oğlanda gördüm işte boya yaparken falan. Kalemin kendisiyle alakalı böyle kalemi elinde tutmanın keyfi vardır tamam mı? Yazı yazma babında baktığınızda, yazı yazma babında kalemi çok tercih etmiyorum ama kurşun kalem iyidir. Ne var be? Size serbest çağrışım şov. Haydi bakalım. Kevser 2V ile. Dumbledore. Birincisi Dumbledore bir kelime değildir diye biliyorum. Dumbledore bir isim olsa. Harry Potter. Harry Potter'dan biliyorum. Dumbledore şey olan değil miydi? Onu siz bileceksiniz onu ya. Şey böyle Gürbüz abi değil mi? Dumbledore o muydu? O muydu ihtiyar olan mıydı? Bak yani şu hayatta ulan keşke oturup hepsini seyretseydim dediğim bir şey var. Hani Harry Potter var bir de Yüzüklerin Efendisi durumu var. Dumbledore'u bir kelime olarak kabul edemiyorum. Yani bir kelime bir işlemle Dumbledore'u yazmış olsaydınız D ve U ve diğer harflerle beraber çok büyük ihtimalle kabul edilmezdi. Fatih Ata 39. Kalite. Şimdi çocukken bir reklam vardı. Kalite kontrol altında diye böyle biten bir reklam vardı. Kalite kelimesi ne zaman önüme gelse o her zaman aklıma o gelir benim. Bir anda serbest çağrışımı odur bende. Kalite bir şeyin yaptığınız servis, hizmet, iş neyse bunun karşı tarafı ya da yapılan kişinin mutlu olmasını tamamen saçma görmüşüm. Ulan bir yere girdim çıkamadım ya. Kalite şeydir ya. Kaliteli insan vardır mesela. Kaliteli ol canımı ye. Ezgi Soylu 00. Sabır. Hemen bu kelimeyi duyduğumuzda ne geliyor aklımıza? Sabır, sabır, ya sabır. Sabır iyidir. Bir kere şunu söyleyeyim. Sabırla alakalı çok hızlı bir şey anlatacağım size. Bu kardeşiniz Kurtlar Vadisi'ndeki oyunculuk seçmelerine gitmişti. Erdem Ergüney ile görüştü. Erdem Ergüney dedi ki biz çok fazla insana rol alıp rolden çıkarttığımız için biraz sabır göstereceksin. Bak sabır kelimesi geldiği zaman ilk aklıma gelen şey budur. Çok hızlı anlattım 30 saniye sığdırmak için. Sabırlı olmazsanız başarma ihtimaliniz her zaman düşük olacaktır. Sabra güvenin, sabırlı olun. 30 saniye bitti. Tam tutturamadım. Bir saniye kaçırdım. M. Dilek Kızmaz. Gelecek. Gelecek deyince ilk aklıma gelen şey ne peki? Geleceğe dönüş. Back to the Future. Ulan ne filmdi be? Michael J. Fox. Michael J. Fox. Tabii. Bayılarak seyrederim. Birincisi her zaman en iyisi bu arada. Onu da söyleyeyim. Gelecek öngörülemeyen bir mesafe aslına bakarsanız ya. Geleceğin ne kadar olduğunu bilmiyorsunuz ya. Çok acayip yani. Buradan dışarı çıktık ve kafamıza piyano düşmeyeceği ihtimalini hiç kimse yani garanti edemez bize. O nedenle gelecek her zaman hep heyecanlı. Gelecek dediğin zaman benim aklıma hep heyecan kelimesi geliyor ya. Çünkü bilmediğin bir şey ve yaşamak zorundasın. Ne acayip ya. Hazırsanız başlıyorum. Kemanın akordu tamam mı? Mi'ye dikkat et. Bunun da ne olduğunu bilmiyorsanız artık Sezen Aksu deyin, Mi'ye dikkat et diye yazın çıkar zaten. Ne anlatıyorum acaba? Başladık. Osman 1903. Comolokko demiş. Böyle bir fırsat eline geçmiş bir kardeşim bana kelime olarak Comolokko'yu göndermiş. Comolokko kelimesini ben videolardan bir tanesinde şuradan çıkan bir adam çıkartmıştım kendi alt benliklerimden ve bana Comolokko diyordu. Bir denk getirebilirsem şuraya bir yere koyayım onu da. Comolokko bir hitaptır. Onu biliyorum yani hani canım, tatlım, bebişim, minnoşum gibi Comolokko da böyle bir tanımdır. Comolokko tanımını da arada sırada kullanırım. Kime kullanırım? Çok az insana. Comolokko naber? Uzun. Yani moruk naber? Bu çok iyi. Comolokko biraz uzun. Hoppa. Eyüp Yücetaş yazmış. Kondansatör. Başlatıyorum. Kondansatör hakkında şu kadar bilgim varsa bütün İngiltere gelsin benimle dalga geçsin. Yanlış anlamayın. Kondansatör, bak tamamen şu anda sallıyorum. Kondansatör benim gözümde nasıl biliyor musun? Böyle girift, böyle helezonlu bir yapısı olan bir alet gibi gözüküyor. Olmayabilir. Bak öyledir demiyorum ama bilmediğim için söylüyorum. Çünkü bu törler arasında işte terminatörü biliyorum, ne bileyim işte vibratörü biliyorum. Biliyorum arkadaşlar anlatıyor oradan biliyorum. Kondansatörle alakalı böyle al sana böyle kondansatör çizdim. Benim babamın kondansatörü var. Hani anlamı o kadar bilgim. Asker Yusuf. Eşitlik. Neydi o Fransa'nınki? Eşitlik bilmem ne bilmem ne. Eşitlik sondaydı onu hatırlıyorum yalnız. Eşitlik bir kere şunu söyleyeyim. Eşitlik herkesin eşit olması demek değildir. Herkesin imkanlarına göre bir diğeriyle yan yana getirilebilmeye çalışılmasıdır. Of oğlum çok iyi söyledim ben bunu ya. Hani şey vardır ya bir tane bir figür vardır eşitlik budur diye. Maçı böyle şeylerin üzerinden çitlerin üzerinden seyreden çocuklar figürü vardır. İşte bir tanesi eşitliktir bir tane şey. Eşitlik herkese lazım. Bak bir şey söyleyeceğim. Özellikle hukukta eşitlik çok lazımdır. Şakaya bak. Şakaya bak. Poyraz yazmış 60 içerisine eşek sıfası ya. Bak ya. Kendi yazısı ya. Yanlış anlamayın. Benim oğlum yazıyor bunu. Bak şöyle bakın. Tabii abi yazıyor bizim oğlan. Çakal ya. Ney? Enes Erden. Dur. Tepsi. Tepsi deyince mesela benim aklıma ne geliyor? Hemen onu söyleyeyim. Bir tane şey vardır. Selçuk Erdem karikatürü vardır. Yok Yiğit Özgür karikatürü vardır. Hepsi müdafaa yok. Yani adamı öldürdün niye yanına tepsi taşıyorsun? Tepsi müdafaa değil miydi o? Oo zamanın şakası. 2000'lerin başları ne güzel şakalardı onlar ya. Tepsi benim gözümde her zaman büyük, gri ve metalik bir şeydir. Ve yani o tepside yemek vardı. Biz yani köyde büyüdük. Çocukluğumuzun yazları hep köyde geçti. Büyük bir tepsimiz vardı. Tepsinin altına bir tane bir oturak gibi bir şey koyulur. Sus ulan bunu anlatacağım. Oturak gibi bir şey koyulur. Onun üzerine tepsi koyulur. Tepsinin içerisinde yemekler vardı. Aman ya köylülük ne kadar güzel. Ulan tepsiyi nereye bağladım be? Fatih Serpen. Abi Fatih Serpen değil mi ya? Bu da kuzenimiz bu arada yani. Yavrum ey. En sevdiğim bir şey. Rakı. Başladım. Rakı hayattır, rakı candır, rakı dosttur, rakı arkadaştır, rakı güzeldir. Bak bir şey söyleyeceğim. Çok fazla hani alkol tükettim, alkol çeşitleri tükettim. Absent bile içmiş insanım. 90 derecelik olan. Yaktı kavurdu, bir tane attım, buradan çıktı komple ateşi falan. Rakı kadar güzel oturup içmeye sevdiğim bir şey yok. Gin tonik mesela barda marda takıldığında klapta falan tercihimdir ama rakı masası diye bir şey var be kardeşim. Rakı masası bir gerçektir. Rakı dediğin şey abicim o hani bir kere suyun içerisine suyu katıyorsun beyaz oluyor ya. Böyle bir şey olur mu ya? Bunun bir hikayesi var. Bunu anlatmam lazım ama vaktim yok. Çok acayip hikayedir. Rakı güzeldir bu arada. Rakı iyidir ya. İçek mi? Furkan Candemir. Evlilik beni can evimden yakalamış çakal. Evlilikle alakalı size söyleyebileceğim bir şey var. Şu civarda yani Birleşik Krallık'ta bulunan insanlar içerisinde hani iyi evlilik konusunda ilk 3'e gireriz. Türkler arasında ondan bahsediyorum. İlk 3'e gireriz. Yani evliliğimiz yani çok iyi bir evlilik yaşıyorum ama net bir şey söyleyeyim. Bunu karıma da yıllarca söyledim. Hala da arkasındayım. Evlilik insana göre bir şey değil. Bakınız bu mümkün değil. Hani evliliği bir şeye rağmen yapıyorsun yani o oluyor olsun biz evliyiz falan oluyor ama birisiyle yan yana olmak hele ki sevdiğiniz hele ki sevdiğiniz birisi ise onunla beraber olmak yani onunla yaşıyor olmak kadar güzel bir şey yok. Eğer ki çok sevdiğinize ve çok iyi arkadaş olduğuna inandığınız birisi varsa evlenin. Bununla alakalı bir podcast yapayım ben ya evlilikle alakalı çünkü evlilikle alakalı konuşacak çok şeyim var ya. Bunu karım da seyredecekti benimle. Onu düşünmedim işte. Kim? Kimmet 4M ile. Hay maşallah. Endoplazmik retikulum. Bununla alakalı hikayem var. Merak etmeyin. Hiç olmayacak zannetmeyin. Ortaokul. En sevmediğim okul dönemim. Ortaokul bölümü. Ortaokul zamanı. Ortaokulda fen bilgisi dersi vardı herhalde. Çünkü kimya fizik ayrılmıyordu. Endoplazmik retikulum ve diğer o aygıt, Golgi aygıtı. Mesela bak bunları hep hatırlıyorum. Bunları bir akşamüstü bir ders olarak çalışıyorum. Çünkü ertesi gün sınavım vardı. Düşünsene 65 sayfadan sorumlusun ve bir önceki gün çalışarak endoplazmik retikulumun ne işe yarayacağını yarınki sınavda söyleyebileceğini düşünüyorsun. Hayır söyleyemezsin. Yıllar sonra bir saniye. Yıllar sonra nereden bakarsan bak 20 sene sonra gene karşına çıkar. Gene bir şey anlatamazsın. Endoplazmik retikulum. Bir şaka yapacağım ama korkuyorum da ya. Allah endoplazmik retikulum demiş. Çok kötü oldu. Son kağıt. Ay, keşke yapmayaydım çok iyiydi. Kariyeri nasıl bitirdim ya bir anda öyle. Ney? Özlem Acar Beyke. Çok sevdiğim bir kelimeyi yazmış. Hissi kablel vuku. İçine doğmak demektir. Ve kelime olarak kullanırken bunu daha çok kullanıyorum. Ya benim içime doğdu. Hissi kablel vuku. Abi şu eski Osman artık bilmiyorum Osmanlı mıdır, Arapça mıdır inan bilmiyorum, Farsça mıdır ama hissi kablel vuku kelimesinin söylenmesi bile çok zevkli ya. Yani içime doğdu yerine efendim bir şey oluyor ve söylüyorsun. Bunu sen nereden biliyorsun diyor. Hissi kablel vuku. Ya nasıl güzel bir kelime. Hissi kablel vuku. Ben daha ne diyeyim sana? Oh be 30 saniye bitmedi. Çok sevdiğim eski kelimedir ha onu da söyleyeyim. Hoppa! 20 taneyi bitirdik. Evet, bu kendi kendine efendim uydurduğum, acaba böyle bir şey yapsak izlenir mi diye merak ettiğim bir şeydi. Umarım beğenmişsinizdir, eğlendiyseniz de mutlu olurum. Hadi bakalım, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.